ve bu videoda figürümüzün ellerini yapıyoruz. Kabaca el şeklinde iki parça yaptım kilden ve şimdi baş parmağı ekliyorum. Burada parmak yerleri çok önemli. İnternet üzerinden yapacağınız bir araştırmayla bunları görebilirsiniz. Parmak boyları, oranlarını çok iyi ayarlamak lazım. Kaba bir şekil yaptım ve sonra diğer ince aletlerimi kullanarak kili eksilte eksilte şeklini veriyorum, gerçek şeklini. Sonra elin duruş pozisyonunu ayarladım ve fırçayla yine orada kaynaştırma işlemlerini yapıyorum, yumuşatma işlemlerini yapıyorum. Bakın çok ince ince kili eksilterek şekli veriyorum. Çok uğraşınca bir süre sonra kil yumuşuyor bayağı. Biraz mola verirseniz kil tekrar sertleşince daha rahat uğraşabilirsiniz. Çünkü el çok küçük olduğu için yumuşayınca kontrol etmesi bayağı bir zor olabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi elleri yerine ekledim ve örümcek figürlerini koydum. Örümcek kafası figürünü koydum ellerin üstüne. Tasarımımızda vardı hatırlarsanız. İnce ince onları da yerlerine yerleştiriyorum. Biraz Zippo gazı döküp gözlerini yerleştiriyorum. Çünkü tutması için, hani Zippo gazıyla hemen oraya yapışıyorlar ve kaynaştırması daha rahat oluyor. Böyle küçük figürleri yerleştirirken bu tekniği kullanabilirsiniz. Damar yapımını gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Bakın dikkatlice izleyelim. Küçük bir parça koydum ve sağını solunu, o küçük damar parçasının sağını solunu kaynaştırıyorum. İstediğim şekle göre, damarın nasıl durmasını istiyorsam ona göre kaynaştırıyorum ince ince. İyice sağını solunu damarın kaynaştırdıktan sonra ele bol Zippo gazıyla. Evet, kaynaştırıyorum oraya iyice. Çünkü damar derinin altında olduğu için böyle hafiften bir kabarıklık olacak orada, ama belli olmasını da istiyoruz tabi. Bol bol güzelce kaynaştırdık ve elimiz tamamlandı. Bu 6. video ve serinin diğer videolarını da kanalımda bulabilirsiniz. Tasarımından son haline kadar komple bir seri olacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum.